Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golver.com'un ve Kayseri Özel Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyi ki buradasınız. Teşekkürlerimi sunayım arkadaşlar. Fenerbahçe'den bütün sıcak gelişmeleri, duyumları sizlerle birlikte işleyelim, sizlerle birlikte görelim istiyorum. Öncelikle İrfan Can Eğribayat'ın birkaç cümlesi var. Onunla başlayayım. Altay Bayındır'dan bahsediyor. Yoksa takım olan Altay'dan bahsetmiyor. Şu an ortalık karışık o konudan. U17'den, U19'dan, Ümit Milli Takım'dan arkadaşım. Karakter olarak inanılmaz. Ben buraya ikinci kaleci olarak geldim. Benim hedefim Altay'ı zorlamak, forma rekabetine girmek, performansları arttırmak. Ertuğrul da çok zorluyor demiş. En azından dünkü müsabakada Fenerbahçe İrfancan Eğribayat'ı da kazandı diyebilirim ben. Kendi adıma söylüyorum arkadaşlar. Sizi bilmiyorum. Katılır mısınız? Yani tamam, bir Süper Lig maçı değildi. Bir resmi maç değildi. Kabul. Kitlendim kaldım gerçi de. Ama en azından bak, en azından Fenerbahçe kalecisinin hani neler yapabileceği ya da yedek kalecisinin ne şekilde hazır olduğu konusunda bize bir fikir sağladı. Açıkçası ben de bu kadar performans beklemiyordum. Çünkü son dönemde çok yumurtlamaya başlayan bir kaleciydi. Özellikle Göztepe'de ve kadro dışı kalma sebebi de malum. Biraz Anadolu kulüplerinde çok sıkı fıkılık oluyor. Fazla samimiyet biraz şey getirir. Ama açık söyleyeyim. Yani ben dünkü maçtan sonra Ertuğrul'un birkaç maçlık performanslarına da baktığın zaman hani Altay Bayındır'ın sakatlığı beni çok tedirgin etmemeye başladı açıkçası. Hayırlısı olsun. Yani hakkımızda hayırlısı olsun. Çünkü söylenebilecek çok sözümüz var ama hayırlısı olsun diyelim. Ne demek istediğimi geniş vadede sizler de anlayın. Enner Valencia'nın menajerinden transfer açıklaması. Şimdi arkadaşlar önce şunu söyleyeyim. Birkaç gün önce Enner Valencia'ya İtalya'dan sürpriz talip diye bir haber çıktı. Ben önce o haberi kısaca bir özetleyeyim. Serie A ekiplerinden Fiorentina. Bakın Fiorentina. Fenerbahçe'nin golcüsü Enner Valencia'ya talip oldu diyor haberde. Yani Valencia'ya Fiorentina talip. Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre İtalyan Serie A ekiplerinden Fiorentina Valencia'yı yakından izliyor. Fiorentina teknik sorumlusu Nicolas Bordisso'nun Katar'a giderek Valencia'yı tribünden takip ettiği ifade edildi. Ya bari deyin ki zaten adam Katar'daydı. Valencia'nın maçlarını da hani izlemiş bulundu deyin. Biz de diyelim ki ha öyle mi baba, tamam bak olur. Şans yüzümüze güldü falan diyelim. Fiorentina'nın Ocak ayında olmasa bile sezon sonunda Valencia için girişimlerde bulunabileceği belirtildi. Dünya Kupası'nda şov yaptı diyor. Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde toplam 20 maçta 15 gol, 4 asistlik katkı verdi. 33 yaşındaki futbolcu Dünya Kupası'nda göz doldurdu. Açılış maçında Ekvador'u ev sahibi Katar karşısında 2 golle zafere taşıyan isimdi. Hollanda'ya attığı golle de takımına 1 puanı getirdi diyor haberde. Şimdiki haberde ise diyor ki arkadaşlar Ekvadorlu yıldız Valencia'nın Dünya Kupası'nda gösterdiği performanslardan birçok kulüple adının anılmasına da menajeri Gonzalo Vargas Ekvador basınının açıklamalarda bulundu. Enner Valencia'ya birçok ülkeden ilgi var. Özellikle Körfez ülkelerinden. Körfez ülkesi neresi? Liechtenstein, San Marino, Beckenbauer, Fenerbahçeli Cemil, bir de Nadio Comenacci. Valencia'ya birçok ülkeden ilgi var, özellikle Körfez ülkelerinden. Ekonomik olarak büyük potansiyeli olan takımlar Enner'i gündemine aldı, ancak onun önceliği her zaman Fenerbahçe. Bu da şey gibi ya. Bizi kimse istemiyordu. Biz yine de istiyor gibi davranalım da güzel bir şey kapalım. Sözleşme kapalım der gibi. Enner Avrupa'da 3 veya 4 yıl daha oynamak istiyor. Şu anda 3 yıllık bir kontrat üzerinde duruyoruz, ancak günü geldiğinde de o elbette kalbindeki takımda futbolu bırakmak isteyecektir. Valencia'nın Fenerbahçe'yi önceliğe almasının sebepleri çok açık. Jorge Jesus ile çok iyi bir ilişkisi var. Kimin yok ki? Birçok kişinin dedesi. Hanginizin dedesi değil? Yazın bakalım, Jorge Jesus neyiniz oluyor arkadaşlar? Gerçekten bak soruyorum. Jorge Jesus neyiniz oluyor? Yorumlara yazar mısınız arkadaşlar? Diyor ki Yabancı bir oyuncu olmasına rağmen onu takımın kaptanlarından yaptı. Aynı zamanda yönetimle, taraftarla, takım arkadaşlarıyla da çok iyi anlaşıyor. Tüm şehir ona ve ailesine kucak açmış durumda ve orada evinde gibi hissediyor. Kaçırdığı gollerden sonra neler açıyor millet bir bilsen. Son olarak her ne kadar önceliğimiz Fenerbahçe olsa da oyuncunun temsilcisi olarak diğer takımlardan gelen tekliflerin ve ilgilerin farkında olup kulak vermemiz gerektiğini biliyoruz. Sonuç olarak Enner'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek diyerek sözlerini noktalamış. Biz buradan ne anlıyoruz? 1+1 yıllık sözleşme garanti. 2+1 almaya çalışıyor. Haksızsam haksızsın diyeyim. Hocam duyum mu yorum mu? Ben bazen seni anlamıyorum. Sen bazen şekilli şükürlü hareket yapıyorsun. Duyum mu veriyorsun yorum mu? Yorum versem bu kadar kesin konuşur muyum? Arda Güler'de mutlu son, işte detaylar. Bu arada şeye de çok takılıyorum. Transfer sezonu yaklaşıyor. Twitter'a giriyorsunuz. X, Y, Z fark etmiyor yani, ben şahıs ismi belirtmiyorum. Sadece yaşadığımız şeylerden bahsediyorum. Elemanın biri yazıyor. Arda Güler hayırlı olsun. %20'sini aldık. İlk bende. Hurra, takip ediyorsunuz. Ulan bir gün de beni takip edin. Fenerli duyum. Sonunda bir tane daha M var. Kadıköy Sokak ismiyle. Ve aynı logomuzda hesabım var. Beni takip edin ya. Hocam iyi de sen Twitter'dan duyum vermiyorsun ki. Tabii vermiyorum. 500 tane duyum veriyorlar. İşlerine gelmeyeni siliyorlar. Sonra diyorsunuz ki kral duyumcu. Neyse, siz onları takip edersiniz. Beni de dinleyin. Kanalı da takip edin. Bizim kanalı takip edin. Boş verin şurayı ya. Bak boşa zaman kaybı. Twitter takip edeceğinize burayı takip edin. Ben sizin adınıza bütün duyumcuları takip ediyorum. Kim ne demiş? He hocam onlardan çarp bize aktarıyorsun değil mi? Yok. Benim kendi duyumumla kesişirse diyorum ki ben bu duyumu veriyorum. Sosyal medyada da bu duyumu gördüm. Ya da bu duyumu şu benden daha önce paylaşmış. Ya da isim vermeden diyorum ki şu benden daha önce paylaşmış. Veya benden daha önce paylaşan hesaplar var diyorum. Bunu size aktarıyorum. Merak etmeyin arkadaşlar. Belki de şu piyasada gördüğünüz en dürüst adamlardan biri benimdir. Bunu takip ettikçe anlarsınız. Öyle ben kendim şöyleyim böyleyim demeyle olmuyor. Arda Güler'in haklarının %100'ünü eline almak için Gençler Birliği'ne anlaşmaya vardı diyor Sözcü Gazetesi. Muhtemelen Sercan Hamzoğlu'nun haberidir. Arda'yı yetiştiren kulüp Gençler Birliği'ne sonraki satıştan %20 pay verilmişti. Bu hakkın devre adına bir süredir görüşmelerde sürüyordu ve sona varıldı. Fenerbahçe yöneticisi Özgür Özaktaş ile Gençler Birliği Başkanı Niyazi Akdaş arasında prensip anlaşmasına varıldı. Şimdi arkadaşlar, ben şöyle anlatayım size. Ben size şöyle anlatayım. 2 milyon euro istediler bizden. Ben size süreci daha önce anlattım. Biz dedik ki 2 milyon euro vermeyiz. Daha doğrusu 2,5 istediler. 2 vermeyiz. 1,5'a kadar çıktık. Niyazi Bey yok dedi. Ali Koç bizzat görüştü. Sonra Niyazi Bey dedi ki, yani Ali Koç dedi ki ya biz bir öneride bulunalım. Biz niye 2,5 ya da 2 verip olayı çözüyoruz? Biz sizinle partner takım anlaşması yapalım. Nasıl partner takım? Ya biz kullanmadığımız oyuncuyu size verelim. Biz nasıl olsa bizde durdukça para ödeyeceğiz. Sizin işinize yarasın. Size Süper Lig yolunda başarılar sağlasın. Siz Fenerbahçe'den istediğiniz topçuyu söyleyin. Kiralamak istediğinizi. Bizim şartlarımıza, durumumuza bağlı olarak oynama garantisiyle verelim. Parasını yine biz ödeyelim. Gençler Birliği Kulübü'ne katkımız olsun. Gençler Birliği'nin de Türk futboluna, Fenerbahçe'ye katkısı olsun dedik demiştim. Sonrasında dedim ki bak Ali Koç 1,5'tan fazla verecek. Belki 2,5'un tamamını verecek ama bu çok kapsamlı bir şey olacak. Ben demiyorum Gençler Birliği pivot takımımız oldu, pilot takımımız oldu, şu oldu, bu oldu demiyorum. Ya da partner takımımız oldu. Ama müthiş bir anlaşma yapacağız demiştim. Bu anlaşma sağlanmış. Anlaşmaya göre Fenerbahçe 2,5 milyon euro ücret verecek diyor. Zor durumdaki başkent ekibine Lemos, Nazım Sangare, Çağatay Kurukalıp, şu ana kadar bir tek Nazım'la Çağatay konusunda hemfikiriz. Yiğit Efe Demir, bunda da hemfikiriz. Ve bazı U19 takım oyuncuların içinde yer aldığı 5-6 futbolcu kiralık sunulacak. Ücretleri de karşılanacak. İlerleyen günlerde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Niyazi Akdaş'ın bir araya gelip kesin anlaşmaya varması da bekleniyor diyor haberde. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Hiç Mustafa Hoca'yı falan boş verin. Girdiniz internete. Gençler Birliği Transfermarkt yazdınız. Girin, açın arkadaşlar. 4.450.000 euro yazıyor. Birinci ligde 18. sıradalar diyor. Kadro genişliği 23. Bakın kadro genişliği 23. Dar bir kadro, kötü bir kadro. Evet, yaş olarak gençlerin olduğu bir kadro. Ancak bu kadronun eksikleri var. Ben size bir şey söyleyeyim. Bu kadronun 7 puanı var. Çok basit bir şey söyleyeyim. Bu arada bu kadroyu taşıyan Barış Alıcı'ydı. Barış Alıcı ciddi sakatlık geçirdi. Bak çok basit bir şey söyleyeyim size. Çok basit bir şey. Bu arada Mert Kula sakat. Ne bileyim Musa Şahindere sakat. Hani basit bir şey söyleyeceğim. Bruma'yı buraya kiraladın. Oynama garantisiyle. Lemos'u buraya kiraladın. Oynama garantisiyle 2. Bizim Thiago Çukur diye bir elemanımız var biliyorsunuz. Ve bu Thiago Çukur'u yurt dışında Dender'a kiraladık. Belçika ekibine. Orada da arkadaşlar şu ana kadar 17 maç toplam 2 gol 2 asisti var. 1146 dakika süre almış. Rezerv Lig'de gerçi 133 dakika. UEFA Uluslar C Ligi'nde bir maçta 6 dakika diyor. Çık bunları. Yani yaklaşık 1000 dakika süre almış. Şimdi Thiago Çukur'u çağırıp da oynatmak mantıklı değil. Ama mesela dediğim gibi Bruma'yı, Lemos'u, Nazım Sangare'yi de ver buraya. 3. Bak 3. 3 isim. Yiğit Efe'yi de ver. 4 isim. Sezon sonuna kadar kiralık olsunlar. Gençler Birliği'ne bu 4 isim 8-10 puan kazandırır mı? Bence kazandırır. Bizim dostlukta pekişir bu sayede. Mesajı inşallah anladınız. Dev gelir olabilirdi. Anlaşmaya göre Arda'nın örneğin 30 milyon euroya satılsa Gençler Birliği 6 milyon euro kazanacaktı. İkinci lige düşen Gençler Birliği 6 milyon euro kazansa ne olacaktı? 4 gole katkı yaptı falan filan diyor. Şimdi hem Arda Güler kazanacak, hem Fenerbahçe kazanacak, hem Gençler Birliği kazanacak, hem de Türk futbolu kazanacak. İnşallah ne demek istediğimi anladınız arkadaşlar. Fenerbahçe'nin yılın çalımı Samet Akaydın diyor. Bunu da konuşalım. Şimdi sözleşme sezon sonunda bitecek. 28 yaşındaki stoper Samet Akaydın için bir dakika. Benim bildiğim Samet Akaydın'ın sözleşmesi sezon sonunda bitmiyor. Ben yanlış Samet Akaydın'a mı bakıyorum? 30 Haziran 2024 diyor. Sözleşmemiz yani sezon sonu 2023 olduğuna göre bir sıkıntı var. Neyse haberi yapan arkadaş belki de dikkatinden kaçtı. Adana Demirspor'la Fenerbahçe'nin söz kestiği öğrenildi. Hayır, külliyen yalan. Bir süredir 4 takım şey yapıyor. Jesus onay verdi. Milli stoper Adana Demirspor, Fenerbahçe talip, söz kesildi. Taraftar öğrenildi. Rakamlar netleşmedi. Biliyorsunuz arkadaşlar ben saçma sapan haberleri bu şekilde geçiyorum. Trabzon doğumlu bir 1.90 boyundaki Samet Akaydın Ocak 2021'de geldiği Adana Demirspor'dan önce Keçiören, Şanlıurfa Spor, Sancaktepe Belediye, Arsinspor'un yanı sıra Bolu Spor, İdman Ocağı ve Trabzonspor'un altyapılarında görev yaptı diyor. Arkadaşlar Fenerbahçe Samet Akaydın'la bir görüşme gerçekleştirdi. %100 doğru. Samet Akaydın'ın fiyatı soruldu. %100 doğru. Bak buraya kadar %100 doğru. Samet Akaydın için bu arada Çağatay Kurukalıp'ı unutmuşum arkadaşlar az önceki haberde. Onu da ekleyeyim. Mesela Çağatay Kurukalıp şu an U19 oynuyor. Bize ne U19 oynamasın? Çağatay, Yiğit Efe, Nazım, Lemos, belki de Bruma. Bak 5 tane futbolcu göndersen en az 10-15 puan kazandırırlar. Zaten halihazırda 7 puanları var. 22, 34, 35'e de ligde kalırlar. Daha da fazla kazandırabilirler. Şimdi Samet Akaydın'la görüştük. Dedi ki şu şartlarda ben sizde oynarım. Kulübüyle görüştük, bonservis istedi. Biz bu bonservisi asla karşılayamayız. Takas. Takasta istediği isim belli. Onu da gönderemezsin. Zaten gitmek de istemiyor. Bu Samet Akaydın konusu ya farklı takaslara gidecek bir konu ya da başka bir yere evrilecek bir konu. Bakalım nasıl olacak. Ama hep birlikte izleyeceğiz. Bir arkadaşım şey dedi hocam Bruma'yı biz kesin alacaksak Bruma'yı verelim. Samet Akaydın alalım. Orada yıldızlarsın. Kafamızda taşlara vurmayız en azından. Samet Akaydın bizde tutar. Şampiyon olursak 4 milyon euro. Samet Akaydın'a 4 vermiş oluruz. Hocam çok da bir şey değil. Adamlar şunu yaptı bunu yaptı. Bruma orada tutmazsa en azından diyor tesellimiz olur. Samet bizde tutmazsa. Hocam bizde tutmama ihtimali yok ki. Gustavo Henrique bile bizde tuttuysa o da tutar diyorlar. Hayırlısı. 2 yıldızdan kaynak sağlanacak diyor. Dünya Kupası nedeniyle ara verilen. Bu arada Fenerbahçe'de 2 isim gidiyor 2 isim geliyor. Bunu hızlandırayım arkadaşlar. Çünkü 16 dakika olmuş. Berisha'dan büyük gelir. Ha, şimdi kafaları çalışmaya başladı. Augsburg'da forma giyiyor Berisha. Katkı sağlanacak diyor. Bizde bekleneni veremedi. Augsburg'da 10 maçta 3 gol 4 asist. Yani 7 gollük katkı. Ocak ayında 4 milyon euroyu kazandıracak gibi duruyor. Hah, şimdi konuşalım. Diyelim ki 2 milyon euro istediler Samet Akaydın için. Bak diyelim 2 milyon euro istediler. Samet Akaydın için. Buradan 4 gelip 2'ye verip almak mantıklı mı? Kısmen. Samet ve Kaan listede diyor. Yabancı kontenjanı dolanan Fenerbahçe Samet Akaydın ve Kaan Ayhan gibi isimlerle temasa geçmiş durumda. Kaan için 4.250 diyorlar. İnmiyorlar. Kaan için 2.250 deseler Fenerbahçe'de alır, Galatasaray'da alır, Beşiktaş'ta alır. Masaya otururlar. En azından biri 3'e kadar çıkar. 3'e alır. Ama kafayı çalıştırmıyorlar. João Pedro'nun sakatlığı nedeniyle forvet araçlara başladı. Brezilya asıllı İtalyan oyuncunun lisansı askıya alınmayı planlıyor demiş. Kesin konuşmayın. Hocam iyi de Sercan Hamzoğlu en az 3 ay yok dedi. Kesin konuşmamak lazım. Nihai açıklama gelsin. Berisha'dan Fenerbahçe gelecek parayla forvet alacak diyor. Zajc'ı da satarsa stoper alacak. Şimdi size bir soru sorayım. Zajc gitti diyelim. Bruma'yı, Lemos'u da ben az önce gönderdim Gençler Birliği'ne. Zajc da gitti. Bir tane kontenjan açılıyor. Siz o bir kontenjana Samet Akaydın'ı mı alırsınız, yabancı mı alırsınız? Bir kere Ferdi banko oynuyor. Sağ kanatta İrfan ya da Arda banko oynuyor. Kalecilerin 3'ü de Türk. Mantık olarak senin yani 3 Türk kuralına her şekilde uyuyorsun. Hocam Ferdi olmazsa Osayi, bak Osayi, Alioski yaptın. Stoperlerden bir tanesini Serdar Aziz yaptın mıydı? Yine uyuyorsun. Senin Türk almana gerek yok ki. Bence biz Zajc'ı elden çıkarıp yabancı stoper alacağız. Samet Akaydın olmayacak bana kalırsa. Jesus'un istediği isim de Willyan Rocha diyor. CSK Moskova'da mutsuz 27 yaşındaki futbolcu 3 milyona satış izni verecek. Zajc Empoli'ye giderse yani 1 milyon euro civarında bonservis ödeme falan filan diyor. Zajc giderse Fenerbahçe şöyle yapacak böyle yapacak diyor. Peki ben başka bir şey sorayım. Willyan Rocha ismi kafanıza yatıyor mu? Benim yatmıyor da o yüzden soruyorum. Benim kafama yatmıyor. Rocha. Ha, Jesus istiyorsa vardır Jesus dedemin bir bildiği derim. Susarım. Ama bu isim aklıma yatmıyor. Şimdi 2 yıldızda yollar ayrılıyor. 2 sürpriz transfer. Hocam Berisha'yla zaten yollar ayrılmadı. Oyuncu bizim kiralık oyuncumuz. Aslına bakarsanız ben bu videoda 2 yıldızla değil 4 hatta 5 yıldızla yollar ayrılıyor haberini verdim. Fenerbahçe'den 5 tane yıldız gidiyor. Emre Belezoğlu'nun tabiriyle Lugano'nun veliahtı Lemos. Bruma gibi bir süperstar. Değil mi? Nazım Sangare milli takımdaydı biz aldığımızda. Sonradan malum. Zajc'ı Berisha'yla şimdi söyledim. 5 tane yıldız oyuncu. Yollar ayrılıyor. 2 de sürpriz transfer. Samet Akaydın ismi. Hocam sürpriz transferin adını söylemedim ha. Bence biz Nino'yu alacağız devre arasında. Ben içimden bir şey söylüyor. Bir de bence biz kanat özellikli bir isim alacağız. Eğer Pedro'nun lisansını dondurursak isim vermeyeceğim bu sefer. Kanat oynama özelliği olan atletik siyahi kısmen bir kanat forvet alacağız arkadaşlar. Yani bir yabancı stoper bir kanat forvetten bahsediyorum. Hocam Samet Akaydın'ın hiç mi ihtimali yok? Var. Niye olmasın? Birdenbire düşerler ama Samet Akaydın ihtimali biraz zor geliyor bana. Ben size söyleyeyim. Bence biz Zajc'la Berisha'yla yola ayırırız. João Pedro'nun eğer sakatlık durumu net açıklanırsa onu dondurup oraya bir kanat forvet alabiliriz diye düşünüyorum. Ve aradığımız forvet de Jesus'un yakından tanıdığı birileri olabilir. Önceki videolarda izlediyseniz çaktığınız köfteyi, izlemediyseniz düşünün bakalım kim olabilir. Videoların altına beğeni atabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Gelişmelerden faydalanabilirsiniz. Biliyorsunuz resmi olarak transfer dönemine girmedik ama transfer duyumlarının resmi dönemine girmiş bulunuyoruz. Sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız. Damadın babası. Görüşmek üzere arkadaşlar.